Hocam hoş geldiniz. Bugün doğa sporlarını konuşmak üzere, dağcılığı da konuşmak üzere Sayın Profesör Doktor Kuvvet Lordoğlu ile birlikteyiz. Hocam hemen sorulara geçelim. Hatta soru değil, size anlatımı bırakalım. Dağcılık ve doğa sporlarıyla nasıl ilgilenmeye başladınız? Bunu bize anlatın. Bir de ayrıca iktisat doğa sporlarının kuruluşuna kadar ...bize e, görüşlerinizi aktarırsanız... E, ...bunu da kayıt altına almış oluruz. Buyurun söz sizde. Teşekkür ederim Hasan. Şimdi doğa sporlarıyla... ...ilgim çok eski dönemlerden başlamadı. Yani üniversite yıllarında... E, ...çoğu arkadaşımızın olduğu gibi... ...dağcılık ve doğa sporlarıyla... E, ...bir merakım vardı, ilgiliydim ama... ...bunlarla bu sporlardan... ...herhangi birini, doğa sporlarından... ...herhangi birini yapmıyordum. Sadece bisiklete biniyordum falan. Yani böyle uzun mesafe bisikletlere, bisiklete bindiğim olmuştu Türkiye içinde. Çeşitli güzergahlarda. Dağcılıkla ilgim ilk kez üniversiteye girdiğim yıllarda başladı. 1981 yılında başladı. Yani aşağı yukarı bir 40 sene öncesine tekabül ediyor. Yanlış şey yapmıyorsan, hesaplamıyorsan. O zamanki ismiyle Bursa Üniversitesi'ne asistan olarak girdim. Ve yakınımda bu kadar büyük bir dağın olması, Uludağ gibi bir dağın olması beni daha doğru yöneltti. Dağcılık yapmaya, kayak yapmaya, oradaki sporlarla yürüyüş yapmaya merak uyandırdı. İlk önce o e, üniversitede böyle bir kulüp, veya herhangi bir etkinlik olmadığı için bu işleri kimler yapıyor falan bunlarla karşılaştım. Bursa'da o dönemde 80'li yıllarda, 80-81 yıllarında bir il ajanlığı vardı. Bursa il ajanlığı, dağcılık il ajanlığı vardı. O zaman federasyon illerde, çellerde ajanlık biçiminde örgütleniyordu. Dolayısıyla ilk önce oraya gittik. Orada bir sürü dağcılık malzemesi var. Dağcılık sporu ile ilgilenen arkadaşlar var. Kışın, yazın dağa çıkıyorlar, yürüyüş yapıyorlar, zirveye gidiyorlar filan. Böyle başladı dağcılıkla ilgili. Daha sonra dağcılık federasyonunun düzenlediği yıllık programlara katıldık. Hem üniversiteden arkadaşlarla katıldık. Dağcılık camiası küçük bir yer, küçük bir camia. Bu camia içinde ismini zikretmekten her zaman keyif aldım ve bana dağcılık konusunda ilk bilgileri veren Bülent Üçok diye bir arkadaşımız vasıtasıyla bu dağcılık federasyonunun faaliyetlerine katıldık. O kendisi veterinerlik fakültesindeydi. Ben iktisattaydım. Dolayısıyla bir grup arkadaşımız o yıllarda kış faaliyeti, yaz faaliyeti, Edarcılık Federasyonu'nun faaliyetleri olmak üzere çok çeşitli yerlere gittik. Türkiye'nin her tarafına gittik, dağlara çıktık. Bu arada yabancı hocalarda eğitim aldık. Yani tırmanış eğitimi, kayak eğitimi gibi konularda bizi desteklediler. Biz bu eğitimleri tamamladıktan sonra işte kendi başımıza da artık dağa gitmeye, küçük bir grupla dağa gitmeye başladık. Bunlar olduğu sırada, bir tabii bir 10 yıllık bir süreç içinde oluyor. Türkiye'de ve yurt dışında dağlara gittim. Bunların sayısını tabii hatırlamıyorum, Böyle kaç tane dağa gittim ama Türkiye'deki işte, Güneydoğu Anadolu hariç, yani Cilolar hariç hemen hemen 120'lere yaz tırmanışı, yaptım. Bazıları kış tırmanışı da oldu. Arkadaşlarımla da beraber, Dağcılık Federasyonu ile beraber ya da daha küçük gruplar halinde tanıdığım, bildiğim, güvendiğim insanlarla daha gittik. Yurt dışında bir ilk defa 1900 yanlış hatırlamıyorsam 85-86 yıllarıydı. İran'da, İran Dağcılık Federasyonu bizi bir e, faaliyete davet etti. Demavent diye onların en yüksek dağı. 5600 metre yükseklikte Tahran yakınlarında bir dağ. Böyle bir ekip olarak, Darcılık Federasyonu'ndan bir ekip olarak ilk yurt dışı faaliyetimi orada yaptım. Onlarla birlikte dağa çıktık. Başarılı bir tırmanış oldu. Sonra döndük falan. Böyle söylemek istediğim önce Türkiye içinde sonra Türkiye'nin dışında dağlara gitmeyi bir hobi, bir, bir şekilde bir spor olarak yapmaya devam ettim. Hala da yapmaya devam ediyorum. Dolayısıyla bu spor dalının benim için cazip tarafı şu oldu diğer spor dallarına göre. Birincisi bu spor hem tek başınıza yaptığınız hem kolektif olarak yaptığımız diğer spor dallarından biraz farklı bir dal. Tek başınasınız çünkü dağda bazı şeylere çözüm üretmek durumundasınız ve o onları çok hızlı bir şekilde o kararları almak zorundasınız. Kolektif çünkü daha da bir ip arkadaşınız var, size yardımcı olacak, sizin tırmanmanıza, inişinize yardımcı olacak. Böylelikle hem kolektif bir spor hem daha tekil bir spor, kendi bünyenizi, bedeninizi ölçebileceğiniz bir spor dalı olduğu için benim için çok cazip tarafları vardı, hala da öyle. Dolayısıyla diğer sur dallarından farklı olarak dağcılıkla uğraşmaya başladım ve devam ettim. İşte bu esnada benim İstanbul'a gelmem, İstanbul'daki bir üniversiteye, Marmara Üniversitesi'ne geçmem söz konusu oldu. O zaman İktisat Fakültesi ile mezun olduğum İktisat Fakültesi'nin cemiyetiyle tanıştım. Bir dönem yönetim kurulu, iki dönem galiba yönetim kurulu üyeliği yaptık. Oradaki dostların arasında Alpay Biber bizim dağcılıkla işte yürüyüşle falan ilgilendiğimizi öğrendikten sonra bunu acaba birlikte yapabilir miyiz, cemiyet üyeleriyle birlikte yapabilir miyiz diye bir düşünce kafasından geçti. Ben neden olmasın dedim böyle bir şeyle biz oturduk bir yerde kararlaştırdık ve cemiyetin yürüyüş grubunu ilk dos, ilk sat doğal sporları grubunu kurmaya karar verdik. Sonra bu hızlı büyüdü böyle hiç tahmin etmediğim kadar hızla büyüdü. Hasan sen de o dönemde katıldın öyle tahmin ediyorum. Ve bir hayli popüler oldu. Yani bazen yürüyüşler çok uzun sürüyordu, gece sürüyordu, yolumuzu kaybediyorduk falan öyle şeyler oluyordu. Böyle esprili şeyler de oluyordu cemiyet için ama günlük yürüyüşleri yapmaya başladık. Yani İstanbul civarındaki yerlere gidiyorduk. Tabii bunlar 80'li 90'lı yıllarda olduğu için o zaman İstanbul'un civarında yürüyüşü yapabileceğimiz çok alan vardı. Şimdiki gibi kalabalık değildi. Şimdiki gibi parsellenmiş de değildi. Dolayısıyla oralarda yürüyüş yapabilmek için bir yerden izin almaya, bir tel örgüyü açmaya hiç gerek yoktu. Ama daha sonraki yıllarda bu giderek zorlaştı. İstanbul civarında yürüyüş yapmak için asgari İzmit'e ya da Bursa'ya gitmek gerekiyor. Böyle şeyler oldu tabii bu kentleşmenin getirdiği problemler. Her yerde, her kentte oluyor. Burada da öyle, İstanbul'da. 15 milyonluk bir Kent yürüyüş yapma alanı yok. Daha sonra şuradan devam edebilirim. İlk dosu faaliyetleri günlük yani e, günübirlik yürüyüşler olmaktan çıkartıp acaba kalmalı konaklamalı yapabilir miyiz düşüncesi bilirdi. Arkadaşlar da katıldılar. Tabii malzeme alındı, çadırdı, uyku tulumluydu. Bunların eksiklikleri tamamlandı. Yavaş yavaş biz kaç karlara, ala dağlara belirli yerlere kamp yapmaya. Bir haftalık, üç günlük, beş günlük kamplar yapmaya başladık. Birçok dağcı arkadaş bu işten çok keyif alır oldu, daha zevk alır oldu. Onlar tekil olarak da yaptılar, yapmaya devam ediyorlar bir kısmı. Böylelikle bizim ilk dosya içinde dağcılık kısmı bir şekilde hala devam ediyor. Ahmet Özkan e, kimi zaman götürüyor, kimi zaman ben uygun olduğum zaman ben götürüyorum. Bizim İznik civarında da yürüyüş yapılacak farklı alanları vardı. Oraları yürüdük arkadaşlarla. Birçok dost edindik bu iktisatçıların. İktisat cemiyeti mensubu olsun ya da olmasın insanlarla beraber bu işleri yürütmeye çalıştık. Kolektif bir çabayla yürüttük. Bir kar amacı gütmeden, cemiyete herhangi bir yük getirmeden, benim tutarak, onu paylaşarak, işte herkes yiyeceğini kendisi getirerek, böylelikle hem ekonomik olarak bir faaliyeti gerçekleştirdik hem de bir yandan da güzel bir havada, güzel bir mekanda yürüyüş yapmaya ve insanların bunu teşvik etmeye, özendirmeye çalıştık. Dağcılıkla ilgili bunlar bir yandan devam ederken benim dağ gitme faaliyetlerim devam ediyordu. Bu arada 1996 yılında Volkarlar'da bir dağ kazası oldu. 96 yılındaki bu dağ kazası Türkiye'nin her tarafından gelmiş grupların Birden 29 Ekim sırasında bir fırtınaya, e, çil yavrusu gibi dağıldılar ve bu arada iki arkadaşımızı, iki dağcıyı bulamadık. O dönemde Türkiye'nin her tarafından insanlar geldiler, Huluk da kamp kurdular. Huluk öğretmen evinde, ben de oradaydım. Bu arkadaşları aradık ama taze yağın karın altında ve yüksek yerde bu arkadaşlarımızı bulamadık. Bu arkadaşlar... Anadolu Üniversitesi öğrencisiydi. Aileleri tabii perişan oldu falan kötü bir şey. 1996 yılıydı yanlış hatırlamıyorum. 95 ya da 96 tam rakamı hatırlamıyorum ama ben İstanbul'dan gittiğimi hatırlıyorum. O dönemde bir başka dağcı arkadaşla birlikte gittik oraya. Karşılıklarıyla aradık bulamadık. Sonra baharda işte köylüler karın erimesiyle onların cesetlerine ulaştılar. Böyle acı bir olay yaşadık. Daha sonra e, ki aynı yılın yazın ile o Ocak ayında onun otuncun uçağı düştü. Onun otunç benim ablamın da eşiydi. Bir dönemki eşiydi. Dolayısıyla o uçağın düştüğü bölge bizim her zaman ilk yürüyüş yaptığımız bölgelerde Yalova'nın üstlerinde filan. Acaba benden böyle bir talep geldi. Şey yapabilir misiniz? Yani siz o bölgeyi ileri biliyorsunuz gidebilir misiniz? Onun hem müzisyen arkadaşları hem pilot olan arkadaşları beni Kadıköy'den helikopterle aldılar, gemiye götürdüler. Böyle bir yarım saat, bir saat içinde ben çantamı hazırladım gittim. O dönem gemlikte düştüğü yere yakın bir yerde Selimiye Köyü'ydü şimdiki ismi. Selimiye Köyü'nü gazeteciler gelmiş falan böyle arabalar var. Neyse ben girdim. Köylüler bizi o düştüğü yere Götürdü beni ve jandarma ekibini götürdüler. Hakikaten biraz araştırınca bulduk ağaçlar yanmıştı filan. Hava da karardı ve işte bir ağaç dallarından bir sedye yaptık. Hasan Kanık ve onun otuncunun cesedini traktörün arkasına bağladık aşağı indirdik. Böyle bir olay yaşadık. Şimdi bu olayı niye anlattım? Şu, şundan dolayı anlattım yani oraya gitmiş olmamdan filan değil de yani orayı öyle çıkartmak için diye. Bu esnada bizden habersiz olan iki tane Yıldız Teknik Üniversitesi öğrenci arkadaşlar gemlikten sahilden yukarılara doğru onları aramaya çıkmışlar o gece. Fakat e, o gece kar yağışı başladı ve bu arkadaşlar orada dondular. Yani birbirimizden haberimiz olmadığı için, bir koordinasyon olmadığı için yani ben onları aradım de onlar benden haberdardı benim oraya gittiğimde. Böyle bir burukluk yaşadım ben. Bir sürü insan da yaşadı. Tabii genç, iki genç insanın Ocak ayında gemlik üstlerinde bir yerlerde donması çok acı bir olay. Ertesi gün veya iki gün sonra bulundu onlar. Bu olaylar birleşince, birkaç olay daha böyle birleşince dağcılar kendi aralarında bir şekilde biz acaba bir, e, bir koordinasyon sağlayabilir miyiz düşüncesi belirdi. Ve yaklaşık 10-12 kişi kadar dağcı, aralarında ben de olduğu için söylüyorum, bir doktor arkadaş, acinde çalışan Feridun Çenikmen isimli bir arkadaş, Nevzat Çetin diye bir başka avukat arkadaşın yazısında düzenli toplanmaya ve bir dernek kurmaya karar verdik. Bu dernek işte bir 12 kişiden oluşan ama hiçbir şey olmayan bir dernekti. Herkes küçük paralarla derneğe katkıda bulunuyordu. Akut böyle kuruldu. İlk derneğin başkanı Feridun Çelikmen'di. Sonra 99 yılında biz bunu 97-98'de kurduk. 99 yılında Ceyhan'da bir deprem oldu. Marmara depreminden önceki yıl. 98'de yanlış söyledim. 98 yılında. Oraya gönüllüler katıldı. Bizim Akut'un gönüllüleri katıldı. Ve Akut'un ismi ilk defa orada duyulmaya başladı. Başkan değişti. Nasıl Maruki başkan oldu filan. Dolayısıyla böyle dağcıların kurduğu ilk arama kurtarma amacımız şuydu. Yani dağda bir arama kurtarma yapalım, gerçekleştirelim. Asla bir doğal afet, deprem gibi bir şey düşünmemiştik bunu kurarken. Sel, deprem falan. Fakat sonradan aramıza katılan yeni arkadaşların hepsi dağcı olmadıkları için, bunların bir kısmı da kendini eğittikleri, yetiştikleri için, sadece insan hayatını önem taşıyan bir değer atfettikleri için haklı olarak bunları aramıza katıldı ve dernek giderek genişledi. En son bildiğiniz gibi 99 Marmara depreminde akut hem bilinen hem tanınan çok büyük ölçüde kaynak aktarılan bir kurum haline geldi. Bu iyi yoluna devam ediyor. Biz başka bir nedenle akuttan daha sonraki yıllarda 2000'li yıllarda 2002'den itibaren akutla ilişkimizi kestik bir grup arkadaş olarak. Akut kendi yolunda devam ediyor. Akut'un kuruluş örgüsüne tanık olduğum kısmıyla burasıydı. Sonra dernek merkezi genişledi, arama kurtarmayı uluslararası ölçekte yapmaya başladılar filan. Dağcılıkla ilgili benim hatırladıklarım bunlar. Bu arada dağa gitmeye gelmeye hala devam eden bir arkadaşınızım. Tabii daha dikkatli ve daha özenli daha gidiyoruz. Yaş kaza ve uğrama riskini azaltmaya çalışıyoruz. Ama dağcılık tehlikeli bir spor. Dağcılık bu anlamda herkesin dağa gitmesi gerekmiyor bilinen ve daha konusunda tecrübeli olan insanların biraz deney kazanan insanların daha da bir takım faaliyetler yapması. Diğer sporlar gibi bunun da riskleri var. Bu riskleri üstlenmesi gerekiyor. Nitekim yani belki çok kısa olarak da bir de bir ağrı kazasından bahsedeyim. Ağrı'da 2000 yılında yani ne yaklaşık 24 yıl önce bu sıralarda Şubat ayında bir kış faaliyetini yaptık. 4 kişiydik. O faaliyet esnasında bir arkadaşımızı kaybettik. İskender Iğdır'ı kaybettik. Bu benim için çok acı bir olaydı. Yani dört kişi gittiğin dağdan üç kişi olarak dönmek. Detaylarına girmiyorum. Çok basında yazıldı, çizildi. Ama insanın hani bir araç kullanırken veya aracı sürerken yanındaki arkadaşı kaybetmesi, kendisinin sağ kalması ona çok psikolojik olarak, vicdani olarak çok Etkileyen bir olaydı. Ben de çok uzun süre onun etkisinde kaldım. Nitekim bu gruptaki arkadaşlarımızdan birisi bir daha dağlara gitmedi. İskender'in de çok yakınıydı. İskender böyle benim hayatımda çok ciddi bir travma, bir kırılma noktası oluşturdu ağrı kazası. Ertesi yıl tekrar gittim ağrı dağına. Ben ondan hani şey yapmadım. Daha sonraki yıllarda da ağrı dağına gittim. Kış ya da yaz faaliyetlerinde bulundum. Onun düştüğü yerde işte sadece onu anarak, onun adını zikrederek orada e, saygı duruşunda bulunarak aşağıya indik. E, Ağrı Dağı böyle bir benim hayatımda önem taşıyan bir yer oldu. Dünyada da bazı dağlara çıktım. Bunlar Afrika'da Kilimanjaro, Afrika'nın en yüksek noktası. Fas'ta Toubkal, Gürcistan'da, e, Asya'da Kazbek Dağı, hemen sonra Elbrus e, Dağı. Nepale gittim. Nepal'de bazı yerlere çıktık. 2022 yılında Pandemi sırasında Merapi diye bir dağa çıktık. Bu şekilde dağlara gitmeye fırsat buldukça kaynak yaratarak bazen, ha bir de Arjantin'de de e, Akanka diye bir dağa çıktık. Yani dağcılık sporu e, yapan arkadaşlar daha iyi bilirler veya bu post gibi yapmaktan çok dağda olmak hoş bir e, duygu ve şey anlam taşıyor. Bu yüzden dağlardayım. Yani zirve yapsam da yapmasam da benim için zirveye çıkmaktan daha önemli. Benim doğal ortamda olmak, doğa içinde olmak keyif verici bir unsur, böyle bir özellik taşıyor benim için. Birçok insan için de belki böyle özellikler taşıyor ama bunu yarışması olmayan bir spor dalı olduğu için de herhalde ben kendime daha uygun buldum. Evet hocam bir de şeyi daha kısaca bahsederseniz yeni başlayacak özellikle genç arkadaşlara, öğrencilere hmm. dağcılık faaliyeti, doğa sporları neden yapılmalı, nasıl yapılmalı kısaca bundan da bahsederseniz onlara da yardımcı olsun. Tabii şimdi dağcılık aslında <laughs> tek bir şeyden oluşmuyor teknik tırmanış gerektiren bir dağcılık, yüksek irtifa gerektiren dağcılık ya da sadece yürüyüş gerektiren, orta yükseklikteki dağlarda yürüyüş gerektiren farklı alanları var. Bunların hangisi genç arkadaşların hoşuna giderse o yönde ilerlerler. Fakat şunu söylemek istiyorum. Yani büyük ölçüde dağcılık bir anlamda ciddi tehlikeler de içerdiği için, riskler de içerdiği için diğer spor dalları da keza öyle ama dağcılığın daha bir enteresan tarafı var. Bu sporu ...birlikte de yapıyor olsanız... ...mücadelenizi tek başınıza yapıyorsunuz. Yani kendi bedeninizin... ...kendi kas gücünüzün... ...enerjinizin nereye kadar yettiğini... ...nereye kadar yetmediğini... ...önceden tespit edip öyle gitmeniz gerekiyor. Onu bir inat haline... ...bir başarma hırs haline... ...dönüştürmemek lazım. Doğa koşulları doğayla yarışmamak... ...benim tavsiyem. En uygun zamanda, en uygun mevsim koşullarında... ...iklim koşullarında... ...dağa gitmek ve dönüşü... Yine kötü hava koşullarında zorlamamak, bir yarışma haline girmemek benim tavsiye edebileceğim genç arkadaşlar için bir şey olabilir. Bu spor dalını sadece yürüyüş olarak da yapabilirsiniz, tırmanış olarak da yapabilirsiniz. Artık şehirlerde yapay tırmanış duvarları var. Bu yapay tırmanış duvarları çok az riskle bu tırmanışı yapabilen, yapmak isteyen arkadaşlar için şey var. Ama genç yaşlarda başlamak, daha ilerki yaşlarda bunu devam ettirmek, sürdürmek doğaya olan sevgisini devam ettirmek çok önemli diye düşünüyorum. O yüzden genç arkadaşlar bu sporu ne kadar çok e, yaparlarsa, ne kadar çok bu spor dalıyla ilgilenirse, dağlara çıkarlarsa o kadar keyif alacaklarına inanıyorum. O söyleyeyim yani. Benim kanaatim bu. Dağlar e, insanlara hani bir eziyet yeri değil mi? Keyif yeri haline gelmedi. Olmadı. Kendileri için. Peki hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Karısı için. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız çok seviniriz. Daha çok iktisatlıya, karıncaya ulaşabilmemiz için yayınlarımızı beğenip paylaşmanız oldukça önemli.